İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam konumuz Osmanlı dönemi Rumeli para vakıfları. Biliyorsunuz Osmanlı bir vakıf medeniyeti aynı zamanda. Biz bu akşam çok değerli bir konuğumuzla Mehmet Bulut'la hem Osmanlı dönemindeki iktisadi hayatın iklimini e, ve bunun içerisinde... ...para vakıflarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Önce e, tabi hazırladığınız... ...bu eseri e, tanıtalım. Osmanlı dönemi Rumeli para vakıfları. E, İstanbul Sabahattin... ...Zaim Üniversitesi... ...yayınlarından çıktı. 12 cilt. E, çok uzun bir çalışma. Bununla ilgili... ...sizden biraz kısa bir bilgi alayım. Sonra konumuza girelim. Çünkü evet. e, hazırlığı da... ...önemli bir iş. D Osmanlıca'dan e, Türkçe'ye Latin harflerine geçişte pek çok kıstas kriter var. riayet edilmesi gereken. Evet. Buyurun. E, bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bu proje aşağı yukarı 10 yıl sürdü. 20 arkadaşımızla beraber e, 2010'lu yıllarda başladık. İşte bu 2019'un sonuna doğru İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde bitirdik ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi yayınları olarak bu yayınların arasından çıktı. Burada tabi bu kapsamda Osmanlı para vakıfları ile ilgili bu kapsamda ilk yapılan bir çalışma. Daha önce tabi İstanbul Üsküdar para vakıfları üzerine, Bursa üzerine başka çalışmalar yapıldı ama. Bu külliyat, bu e, 12 ciltlik eser, bütün Rumeli'deki para vakıflarını şu anda Avrupa'daki 10 ülkede, e, Osmanlı e, coğrafyasında bulunan 10 ülke ve bizim Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli dahil, buradaki bütün para vakıflarını e, orijinal belgelerinden, vakfiyelerden, şeriye sicillerinden, Çıkardık ve onları öncelikle Osmanlı e, harflerden e, Latin harflerine, modern Türkçe'ye bunları transkripsiyonunu yaptık. E, ondan sonra yine ilk defa bu çerçevede şunu yaptık: Bütün belgelerin üç dilde özetini yaptık. Yani Türkçe, İngilizce ve Arapça özetini yaptık. Dolayısıyla bu bütün dünya çapında bundan Eyle sonra bu aldık. Osmanlı para vakıfları ile ilgili ilgili olan hemen hemen bütün araştırmacılar tabi Osmanlıca edelim. evet Osmanlıca bilmek kaydıyla Arapça veya İngilizce özetine bakarak o belgenin hemen arkasında aslına da bakarak bu konu ile ilgili bu kapsamda tabi çok Güzel bir çalışma oldu. Bizi buna muvaffak kılan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizi bu süreçte, evet. özellikle tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yunus Emre Vakfı, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi, Adam Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Uluslararası Sistem Ekonomisi Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi destekledi ve bütün tabii ekipte yer alan bu ekip çalışmasında 10 yıl sabırla, iğneyle, kuzu e, adeta kuyu kazıyarak bu işler kolay değildir. Bütün ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey ben bunu takdir edebilecek mevkide biri değilim ama gazeteci ha. olarak şunu söylemek istiyorum ha. gördüğüm kadarıyla. Şimdi biz bugün faizsiz bankacılıktan söz ediyoruz ama bundan bahsederken işte bu banka kapitalist sistemin bankacılık esaslarından farklı Yerlere yatırım yapıyor ve ayrıca işte faiz vermiyor diye didaktik öğreniyoruz. Halbuki Osmanlı'da Rumeli para vakıfları ile ilgili bu mevzuya çalışırken, bunun daha fütüvvet teşkilatına oradan ahilik loca sistemi yani o iklimi okuduğunda ve bunun arkasında Kur'an-ı Kerim ve sünnetin yer aldığını, o ruhu baktığında insan çok etkileniyor. Çünkü evet, dediğim gibi bugünkü bir ya işte evet faizsiz öbürünün alternatifi işte parayı buraya koyun şöyle yapın gibi bir şey değil bu çok ee, ne diyeyim ruhlu bir şey. Aynen. Ve evet. o ruhta ve o iklimde başka şeyler de icat etmek belli ki mümkün. Onun için size şöyle sormak istiyorum başında ee, bir İslam toplumu olarak Osmanlı'ya baktığımızda e, iktisadi hayattaki iklim için ne söylersiniz? Şimdi e, bu tabi Osmanlı biliyorsunuz Müslümanların tarihte kurduğu en uzun dönemli imparatorluk. 600 küsür yıl Müslümanların kurduğu devletler içinde bu kadar uzun ömürlü olan ilk devlet. Yine Türklerin tarihinde ilk devlet. Tek sülale olarak da Osmanoğulları tarihte en uzun dünyada hüküm sürmüş sülale. Dolayısıyla bunun tabii çok özgün yanları olmalı ki bütün toplumun iktisadi alanda başta olmak üzere sosyal alanda, eğitim alanında, ilmi alanda, ahlaki alanda birçok boyutuyla bütün toplumu ve o kadar farklı milleti biliyorsunuz bu Osmanlıların hüküm sürdüğü yerde önce Roma, sonra Bizans, sonra Osmanlılar hüküm sürdü. Dolayısıyla iktisadi sistemi bu sizin de sorunuzda aslında yani bu işin özünde ne var onu soruyorsunuz. Bu işin ben özünde doğrusu, şunu söylemek istiyorum. Muhakkak Osmanlı'nın bir İslam toplumu olarak hususiyetleri var elbette. Ama baktığımızda kurumlara hangi kuruma bakarsak bakalım bunun devam eden bir medeniyetin Osmanlılaşmışı olduğunu Doğru. görüyoruz yoksa Abbasilere de gidebiliriz Doğru. efendimize daha doğrusu peygamber Doğru. efendimize kadar gidebiliyoruz eğer fütüvet derse Kur'an-ı Kerim'de sünnete de. Da. Şimdi ee, yorumu onu e, söylemeye çalışıyordum. Her daim bir yorum görüyoruz. Tabii yani bu Türklerin işte Anadolu'ya gelişi Büyük Selçuklu sonra Anadolu Selçuklularla Osmanlılar o Türklerin ve önce tabi İslam bölgesinin bütün Emevi, Abbasi sizin de ifade ettiğiniz gibi o geleneği tevarüs ediyorlar. Türklerin geleneğini tevarüs ediyorlar. Bunun üzerine bir de bu coğrafyada o iki kadim imparatorluğun Roma ve Bizans'ın da çok önemli tecrübelerini içselleştiriyorlar. Alıyorlar. Burada da bir fütüvvet sistemi, aylık teşkilatı son derece önemli. Burada bu sistemi inşa ederken Anadolu'daki iktisadi sistemi, İnsanı merkeze alan bir sistem inşa ediyorlar. Fütüvet nedir bir kere oradan Bu fütüvet isterseniz. kardeşlik bütün insanları ya hilkatte ya dinde kardeş kabul etmek. Bu fütüvet teşkilatı Anadolu'ya girerken biliyorsunuz ahilik ruhuyla mayalandı bu iktisadi sistem özellikle. Yani iktisat şehirlerdeki ticaret hayatı, Ve, üretim hayatı. Evet. Yani o arada fütüvetin manasında Feta geliyor. verilene başkalarının istifadesine sunmak verilmediği zaman da şükretmek aynen öyle yani tabi bu isar duygusu yani insanın hani yardım etme kardeşini kendine tercih etmeye kadar giden bir şey ama Osmanlı'nın bu fütüvvet Selçuklardan devraldığı fütüvvet teşkilatında o ruhta en önemli şey aslında iktisadi sistemde iki yönlü eğitim diyoruz. Bir ahlaki yönden eğitim, güzel insan. İkincisi profesyonel eğitim. Yani mesleki alanda son derece iyi eğitilmiş insanların yer aldığı ahlaklı. Değer. Hem ahlak yani iki kanatlı diyoruz biz. Ahlaki özellikleri ve bu ömür boyu devam eden bir eğitim zaviyelerde diğer tarafta da mesleki hayatta çıraklıktan başlamak üzere çırak, kalfa, usta, ustabaşı işte Kethü'da 8 tane sınıf var. Şeyh, Şeyhül Meşayih'e kadar giden o mertebelerde yani orta sınıf dediğimiz toplumun en merkezi iktisadi aktörleri hem işinin ehli insanlar olacak hem de emin insanlar olacak. İbni Aldun'un anlattığı çok az bulunan insanlardır diyor. Hani İbni Aldun dört çeşit insandan söz ediyor piyasada. En az bulunanlar hem ehliyet liyakatli hem de emin kişiler. İşte o kuvvet sistemi ona esas alıyor. Şimdi biz oradan Osmanlı... Yani suanla... tasavvur edip ortaya koyduğu sistem bu. Bir nevi sey seyri sülûna da benziyor insanın. Tabii. Değil mi o e, çıraklıktan? E, Aynen. 8 yani, kademe mi dediniz? 8 e, kademe var. Öbür de yani de 7. Evet yani aslında 7 de deniyor. İşte şeyh en üstte denirsek bir onun üstü kadı diyelim. Hani devlet Hı. giriyor devreye ama aslında... O e, manevi mertebelerle de uyumlu bir boyutu var. Aynı uhuvvet sisteminin. Çünkü zaten özü zaviyelerle orada manevi eğitim veren tekke adabı dediğimiz o ahlaki eğitim. Ama yani bu bizim modern zamanda kalite diyoruz ya, kalite sistemleri diyoruz bugün. Uhuvvet sistemi, ahilik sistemi, iktisadi alanda, üretimde, ticarette kaliteyi esas alan. Ama o kalitede sadece üretim süreçlerini çok yakından izleyen o sistemi kurmakla yetinmiyor. Bir de insanı güzel eğitmeyi son derece önemsiyor. Çünkü sadece sistem kurmanız yetmez. insanı da iyi eğitmeniz lazım. Hani bugün Yoksa sistemi neyle işletecek? Çok kadim bir tartışma vardır. İnsan mı sistem mi? Her ikisi de diyor işte bu Anadolu medeniyetini kuranlar. Buradan Osmanlı'nın bu para vakıflarına gelecek olursak vakıf kurumu öncelikle. Şimdi iki ana sektör var üretimde biliyorsunuz. Kamu sektörü, özel sektör. Bu Osmanlılar vakfı yani Selçuklulardan başlamak üzere tabi İslam medeniyetinin en önemli kurumu vakıf. Ama bu vakıf artık Osmanlı'da yeni bir veçeye bürünmüş. Demirinde ise bütün o kadim geleneği devralmış. Her alanla ilgili ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, efendim bayındırlık, ticaret, üretim bütün alanlarla ilgili vakfiyeler kurmuş, vakıflar kurmuş ama bunu yeni vakıflarla taçlandırmış. Onlardan birisi de para vakıfları. Peki neden para vakıfları? Peki para vakıflarından önce bir de onu sorayım müsaadenizle. Çünkü biz o havayı da Öğrenelim istiyorum. Şimdi bir tarafta ahilik var, bir tarafta loja sistemi var, değil mi? Ee, yine bunu da öğrenmek istiyorum. Bugünün diliyle finansal enstrüman olarak mesela murabaha ve müdarebe <laughs> ne demektir? İslam evet. toplumlarında zaten var. Evet, yani aslında tabii bu İslam ekonomisinin en önemli farklı özelliği biliyorsunuz bu müdarebe dediğimiz emek sermaye ortaklığı, kar paylaşımı yani emeği. Her zaman var bu. Evet yani asıl olan paylaşım ekonomisidir. Paylaşmaktır. Kapitalizm hep bana hep bana. Sosyalizm ne sana ne bana diyor ya. Hepsi devlet. İslamsa İslam ekonomisi diyor ki hem sana hem bana. İşte bu, ya da başka bir deyişle hepsi Allah'ın. Evet yani mülk Allah'ın ama bu dünyada kazandığımız hem sana hem bana paylaşma. Paylaşarak üretme, paylaşarak büyüme. Sadece kendim değil, sadece ben değil. Ne hep sana beraber. ne bana değil. Sosyellerdeki hep, hep beraber. Yani ibadullahın terfi ahvali diyorlar onu. Aa, çok önemli. Evet. Bunu terfi, söyler misiniz ne demek? İbadullahın terfi ahvali Allah'ın kullarının refah düzeyini ve huzurunu felahını arttırmak sürekli. Bütün iktisadi aktörlerin, siyasi elitlerin, yönetici elitin en temel misyonu bu. Allah'ın kulları kim onlar? Sadece Müslümanlar değil. Müslüman ve gayrimüslim. Bütün Allah'ın yarattığı eşrefi mahlukat olan insanın iktisadi durumunu, refahını ve felahını, huzurunu daha iyi bir noktaya çıkarmak. Peki bunu nasıl sağlıyor? Bizim bütün tabi klasik filozoflarımız bunun üzerinde çokça duruyorlar. Bütün insanın amacı bu dünyada mutlu olmaktır diyor. Mutluluk Önce tabii gönül mutluluğu, gönlün huzura ermesi. Bugünkü mutluluk sadece maddi alanla ölçülüyor biliyorsunuz. Maddi alanda insan mutlu olursa daha, daha doğrusu çok haz, az mutluluk zanneder. Yani bugün, daha çok günümüzde. malı mülkü olursa, daha çok tüketirse mutlu olacağını zannediyor. Çünkü ondan Niye? duyduğun şey haz aslında evet, mutluluk. Evet, haz ve değil. hız medeniyeti diyoruz hani evet. buna. Yani bugünkü insan sadece maddi alandaki mutluluğu fark etmiş durumda ama bu aslında o insanın ne kadar büyük bir buhran içinde insan denen meçhulde bu Alex Kare'nin anlattığı şey. Bugün insanın gelip aslında maddi olarak herkesin durumu iyi fakat manen insan huzursuz. Neden? Çünkü gönlü boş, ruhu boş ve zihni de karışık. İslam meseleyi çok kapsamlı alıyor. Yani refah ve felah derken hem maddi anlamdaki zenginlik refah hem de manevi anlamda zihnin arı duruluğu, doğru bilgiyle donanması, yanlışla doğruyu ayırt edebilecek bir kabiliyete gelmesi, gönlün iyi ile güzeli fark edebilecek bir kıvama gelmesi, o huzura, o itminana ulaşması, efendim ahlaken öyle bir noktaya gelmesi ki hem kendisini tabii kendi ihtiyaçlarını düşürürken karşı tarafa sürekli empati yapan, hatta onun ötesine geçip diğergem, isar duygusuna kadar geçebilen, kardeşini kendine tercih edebilen bir kıvama gelmek. Dolayısıyla bunlar Hedef ve hani, ve maksat bu. bütün hani modern zamanlarda şimdi psikolojinin de söylediği şey insan alırken mi daha çok mutlu olur, verirken mi? Son araştırmalar gösteriyor ki insan verirken daha çok mutlu olur. Dolayısıyla oradan mudarebeye gelelim. Yani hiç hatta modern ekonomisi. dönemden e, teyit almaya ihtiyaç yok çünkü adam kurmuş, yaşamış. E, baktığında da, okuduğunda da insan bu tecrübeyi zaten. Ama e, öyle yeni ki, ispatlara hiç ihtiyacı. Bu Marshall Hodgson'un Venture of Islam diye bir eseri var biliyorsunuz. İslamın serüveni. Chicago Üniversitesi'nden Profesör Marshall Hodgson. O bir makalesinde diyor ki 16. yüzyılda Osmanlılar öyle bir medeniyet, iktisadi ve sosyal düzen kurmuşlardı ki uzaydan bir insan gelse bundan daha güzeli bu dünyada mümkün değil diye düşünürdü diyor Marshall Hodgson. Osmanlılarda böyle düşünüyorlardı. Yani kurdukları sistemi mükemmel, yani bundan daha iyisi olmaz diye düşünüyorlardı. Zaten bu özgüvendir de Daha biraz. Daha doğrusu ellerinden geleni yapmışlar. En iyisi o ibadullahın terfi ahvali konusunda Hakikaten yani en ona iyisini. uygun muyum değil miyim diye sürekli denetim halinde zaten. Evet. En o noktaya geldiler. Murabaha vardı bir de ikinci kavram. Evet lütfen. Şimdi mudarabe emek sermaye ortaklığı yani paylaşım. Bugün en çok ihtiyacımız olan şey. Yani e, bu modern kapitalizmin emek sömürüsüne dayalı boyutu var biliyorsunuz sermayenin bütün emeği sömürmesi var. Yani hep bir taraf kendine yontuyor. Sosyalistler de her şeyi eşit bölüşeceğiz diyorlar. İslam'da ise emeğini koyanla sermayeyi koyan paylaşıyor. Hem riski paylaşıyor hem karı paylaşıyor. Joint venture diyorlar şimdi. Bu Silikon Vadisi'ndeki bütün buluşların ortaya çıktığı iklim. Yani emeğini koyuyor bir tarafta zihni, inovasyon yapan beyin. Veya fiziki gücüyle çalışan Diğer tarafta sermayeyi koyuyor Ortaya koyan çıkan Hasılayı üretimi karı Paylaşıyorlar İşte bu Mudarebe paylaşım ekonomisi İslam'ın en çok önem verdiği Konu ilk mudarip Resulullah Efendimiz'de Hazreti Hatice annemizin kurduğu Efendimiz biliyorsunuz e, edin, evet. Ticaretle meşguldü Hazreti Hatice annemiz sermayeyi koydu O da emeğini koydu İlk onlar mudarebeyi kurdular. İşte o günden bugüne İslam toplumu bütün şirketleşmede, bunlar tabi şirketleşmenin çok temeli olan hususlardır yani ayrıca. Yani bir tarafta zeka ve iş becerisi, emek öbür tarafta yani. sermaye var. Hem zihni zeka hem fiili zeka, öbür tarafta sermaye. Zaten üretim bu. Emek ve sermaye. En temel iki üretim faktörü. Ondan sonra müteşebbis, toprak, diğer faktörleri koyuyoruz. Bu anlamda Müslümanlar dünyada ticaret hukuku dahil yani bu dünya ticaretine en büyük katkıyı yapmış kontrakt diyoruz ya sözleşme. Yani şirketlerin anonim şirket hariç bütün şirketlerin mucidi Müslümanlardır. Özü de buradan gelir. Yani neden? Çünkü her iki tarafın hakkını hukukunu gözeten bir yaklaşım. Nimet külfet dengesini esas alan paylaşımı esas alan insanı merkeze alan bir yaklaşım. Mudarebe bu. Muşarekesi var, sermayenin paylaşımı. Muzarası var, yine ortaklık modeli olarak. Bu da tarımda ziraat ortaklığı. Yani her alanda bu ortaklığı geliş Sadece üretimde, sanayide, sadece ticarette değil, ziraatta, bütün alanlarda. Yani ortaklık, İslam tevhidde adaleti, inançta tevhidi, adaleti ama diğer bütün işlerde... Ortaklığı, ortaklaşmayı, birlikte iş yapmayı öngören bir sistem inşa ediyor. İnsan sosyal bir varlık. Allah insanı diğer insanlarla, Farabi'nin de, Gazali'nin de, e, İbni Aldun'un da üzerinde durduğu Adam Smith'ten çok önce insan diğer sosyal bir varlık, diğer insanlara ihtiyaç hisseder. İş bölümüne ihtiyaç var, birlikte iş yapmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla bu birlikteliğin ama özü, Paylaşmak. Neyi paylaşmak? O paylaşmakta paylaşmak. şu var mı? Ee, şimdi siz söyleyince başka bir yerden işittiğim bir durumu birleştirdim. İşte kapitalizmde her şeyin bireye ait olması, sosyalizm ya da komünizmde tamamen devlete ait olması. Biraz evvel söylediniz mülk Allah'ın. Ee, Biz emanetçiyiz. Da emanetçi. Evet. Emanetçi olunca paylaşmak kolay olur. Tabii. Değil mi? Yani, yani onu hissettiğinde ve hissettirilen evet. bir sistemde Aynen. ki bu belli ki yani soruyorum size hatta. E, o kadar iyi hissettirilmiş ki bir küçük evi olan da daha büyük varlıkları olanda giderken bir vakfiye yazmış ve bırakmış. Evet şimdi o vakıf anlayışına e, gelelim o yani zaman. Yani bir mahallenin mescidinin temizlenmesi için kendi ölçüsünde bir vakfiye yazmış. hepsi. Öbürü hepsini. cami medrese. Aynı. Şimdi yapmış bu e, yani yapmış. tam temas ettiğiniz konu yani işin özü bu tabi vakıf kültürü yani İslam'da özel mülk var, kamu mülkiyeti de var. Biz ona fonksiyonel mülkiyet diyoruz. Fonksiyonel mülkiyet neyi gerektiriyorsa dönem dönem onu önceliyor. Ama mülk kutsaldır, İslam'da özel mülk esastır. Beş tane temel emniyet biliyorsunuz. Makası dışarıya. Mal emniyeti, can emniyeti, nesil emniyeti, akıl emniyeti ve din emniyeti. Bu İslam'ın bütün insanlar için herkese garanti ettiği bir şeydir. Dolayısıyla özel mülk var ama insan bu mülkte sadece kullanıcı. Her şey burada kalacak. Kendisinin bilmesi gereken bir husus mu? Aynen öyle. Yani Dolayısıyla devlet şimdi... tabii ki o mülkü tanıyacak. Tabii da. tanıyacak ama insanın... Ama bizzat kendisi. Güzel. Zihin dünyası, gönül dünyası böyle çalışacak. Ona tapmayacak yani. Mala tapmayacak. Mal el karda, cepte para olabilir. Fakat gönül yarda olması gereken bir anlayış savur. Şimdi böyle olunca... Bir, bir taraftan da e, hadis-i şerifte hani kıyametin kopacağını bilseniz... Ya, dikin işte burada kıyamet zaten kendi ölümü değil evet. mi bir nevi yani Hı. pek çok yorum olabilecek bir e, emir ama diğer taraftan sadakayı cariyesi var İslam'ın evet. evet şimdi insan bunların işte... hepsi herhalde motive eden aynen yani şey, o unsurlar Osmanlı insanın Osmanlı insanın hayata bakışı mala mülke bakışında bu söylediğiniz konu yani mal mülk biz burada emanetçiyiz o zaman en karlı yatırım nedir? En karlı yatırım evet bu dünyada herkesin havaiçi asliyesini temin etmemiz lazım. Yani zaruriyat, haciyat, tahsiniyat diye ihtiyaçları sıralıyoruz. Bunları temin ettikten sonra biz bu dünyada geçeceğiz. O zaman amel defterine açık kılacak. Yani ruh ölümsüz ama beden ölümlü. Biz öbür tarafa göç ettikten sonra ebedi hayatta amel defterini açık tutacak olan şey ne? Üç husus. Bir, işte bu dediğimiz sadaka-i cariye. Yani eğer geride bir hayırlı eser bıraktıysanız, başta kitap, başta talebe, evlat, sonra hayırlı eser yani okul, cami, medrese, han, hamam, aklınıza ne geliyorsa insanların istifade ettiği, işte vakıf şuuru, vakıf kurup o yatırımı, kişinin karını ebedileştirmek duygusu bu vakıf şuurunun özüdür. Bu para vakıfları da bu İslam'da biliyorsunuz bizim kadim gelenekte Hanefi fıkhına göre e, para vakfı kurmak caiz değil. Osmanlılar ama sıkı Hanefi oldukları halde bu para vakfını kurmak durumunda kalmışlar. Nedir para vakfı? Şimdi para vakfı şu, yani gayrimenkule bağlı vakıftır esas olan biliyorsunuz. Yani bir bina, bir arazi akara mebni olan derler. Yani akara olacak, bir geliri olacak. Bu gelir tabii çok yaygındı Osmanlı'da. Yani, yani akara vakıfı bir iyice somutlaştıralım ki para vakfını anlayalım. İşte bir kişi diyelim ki 5 tane dükkanı var. Bunları vakfedecek. edecek. derken, e ee, bunu bunun akara tabi dediğimiz yani şöyle kira geliri akarı var ya kira e, geliri o hangi hizmete tahsis ettiyse o hizmetin sürekliliğini var kılıyor. Dolayısıyla akara tabi dediğimiz bir akarı olacak, bir geliri olacak. Eğer bir zeytinlik vakfettiniz, işte vakıflar zeytinliği var. Bir arazi vakfettiniz. Onun gelirinin geliriyle ebedileşiyor biliyorsunuz şey. Orada şunu i̇şte, sormak istiyorum. Mesela zeytini ekip satamıyor ama vakıf değil mi? Vakıf kendisi de işletebilir ama genelde... Osmanlı dönemi vakıflarında. Yani ticaret yapabiliyor mu? Tabii ki, tabii ki. Bir oraya da geleceğim şimdi. Yani Osmanlıların en önemli hususiyetlerinden biri de bu vakıftaki yönetim anlayışı. Çok önemli bir şeydir. Oraya geleceğim. Şimdi bir akara tabi yani reel mallara ...mebnidir Vakıf kurmak yani bir bina ya da işte bir arazi vakfedebiliyorsunuz klasik Vakıf buydu fakat Osmanlı'ya gelince Osmanlılar buna bir de para vakfını ilave ettiler neden ilave ettiler birincisi bu modern kapitalizm Belki de onları buna mecbur bıraktı birinci o zaman oradaki açık... havaya bakalım bir sonra Osmanlı'nın gerekçelerini anlayalım para vakıflarını kurarken şimdi biz bunu ilk 15. yüzyılda görüyoruz değil mi Osmanlı'da? 1423 diye biliyoruz ama evet, bali efendinin bali efendi diye bir zat var o, daha önce e, Şöyle, yani o diyor ki e, 1300 ile 1600 yıllar arasında diyor balkanlarda insanlar para vakfetti ve bu para vakıfları cariydi ama bizim ilk bulduğumuz belge burada da var 1423'te ikinci Murat Fatih Sultan Mehmet'in babası döneminde Edirne'de yine Balkanlarda Muslihiddin Efendi'nin kurduğu para vakfı. Evet Hacı belge Muslu bu İttin ilk belge bin bu. Halil Vakfı. Evet. Şimdi ama aynı dönemde Avrupa'da da iki devir yani biraz da yenileniyor. Bugünkü kapitalizmin ve hatta sömürge döneminin de atası sayılabilecek bir akım çıkıyor merkantilizm. Evet. O ne diyor, ne evet. yapıyor? Şimdi bu merkantilizm tabii Ticaret kapitalizmi demek tüccar kapitalizmi. Yani, yani Avrupa ilk feodal da, dönemde bir versiyonu sonra ulus devletlerde başka bir versiyonu. Feodalitenin çözülmesinden sonra batıda ki onun son evresi e, İstanbul'un fethidir. İstanbul'un fethiyle e, Avrupa yani bir de onun da e, bir altını çizmemizde yarar var. E, İstanbul'un fethinden sonra Avrupa dünyaya açılmaya başladı. Her ne kadar daha önce güneyde yani İtalya, site devletlerinde, Venedik, Ceneviz'de, Floransa'da, Pisa'da bu ticari faaliyetlerin artışı görülse de Avrupa'nın dünyaya açılması, ümit burnuna doğru yol almaya başlaması ve Amerika'ya e, okyanusu aşıp Amerika'ya varması 1490'ların sonundadır. Ve Gana'ya ulaşmaları 1460'tır. Yani İstanbul'un fethinden sonra Avrupa dünyaya açıldı bu ticarete. Osmanlıların bu anlamda Avrupa'nın yeni yeni çağ geçişinde İstanbul'un fethi çok belirleyici bir rol oynamıştır. E, bu Avrupalılar açısından, Türkler açısından da bir şeyin altını çizelim. Osmanlı Devleti o zamana kadar tipik bir Türk devletiydi İstanbul'un fethine kadar. Fakat İstanbul'un fethiyle Osmanlılar bir dünya devleti tasarladı. Ve bunu Avrupa'da tasarladı. Nerede? Balkanlarda. Yani Bursa'dan Edirne'ye taşındılar başkent Edirne'de. Edirne'den İstanbul'u fethettiler. Osmanlı bir Avrupa devletidir ve Balkanlar Osmanlılar için dünya imparatorluğu, dünya devleti, dünyayı yöneten ülke olmalarını Balkanlara borçludurlar. Ve nitekim son dönemde de hatırlayacaksınız hep Balkanları muhafaza ettiler. Avrupa'da Avrupa'da Osmanlıları Balkanlardan atmaya çalışmıştır Avrupa'dan. Siz de bir Rumelili olarak. Evet bizim e, yani bunu onun için söylemiyoruz yo, yo, ama. Yok yok estağfurullah. Yani <laughs> bizim dedemiz de Filiberli evet. E, bu 93 muhaciridir bizim dedemiz. E, yani e, Avrupa'da kurulmuş bir devlet. Şimdi Osmanlı'nın dolayısıyla Avrupa Osmanlı'yı çok etkilemiştir. Onun için bunu söylüyoruz. Ve Osmanlı bu modern kapitalizmin önce merkantilist dönem sonra sanayi kapitalizmi dönemi merkantilist dönem Avrupa'sının ortaya çıkışında Osmanlı'nın doğrudan etkisi var bunu ifade etmeye çalıştım ee, İstanbul'un yani İstanbul fethi. fethi İkinci olarak ama o bu zaman etkiden mercantilizmin sonra merkantilizmin de ne olduğunu söyleyin ki İşte bu İstanbul'un fethinden sonra e, şu zehaba kapılıyor Avrupa İstanbul'u alan Roma'yı da alır, Viyana'yı da alır Amsterdam'ı da alır, Londra'yı da alır Dolayısıyla biz ve ticaret yolları, tarihi İpek yolu, baharat yolu güzergahının tümü Osmanlıların kontrolü altına geçiyor. Akdeniz, Kızıldeniz, Adriyatik, Hint yarım kıtası tümüyle ve Avrupa o tarihe kadar hep içine kapanmış durumda. O zaman biz Osmanlı'yı nasıl arkadan kuşatabiliriz? Bunun arayışına girmiştir Avrupa. Ve burada papalığın hem Portekiz hem ee, İtalyanlara yönelik ve yani Portekiz ve İspanyollara iş bölümü yaptığını e, İtalyan, ceviz, e, Ceneviz. Ceneviz ve Venedik denizcilerinin öncülüğünde Avrupa'nın bu yollara yöneldiğini görüyoruz. Burada tabi e, yani Osmanlıların daha sonra İran seferi olacak, Mısır seferi olacak. Onun nedeni Portekizlerin Hint yarım kıtasına gelip Kızıldeniz'e gelip orada var olan yıllara sari, milenyum, bin yıllara sari var olan serbest pazarın Hatta adil sistem. diyorlar sistemim, ki Mekke ve de alacağız evet, diyorlar. oralarda çıkardıkları sıkıntılar. Yan tarafta da Şah İsmail var Evet, değil mi? şimdi Şah İsmail şimdi, onlarla... Şimdi amareye gidelim. İttifak yaptıkları için. Evet. Ee, aradan sonra devam Peki. edelim. Merkantalizmin çıkışı biz, bizim ona karşı ee, nasıl bir sistem icat ettiğimiz... ...şimdi küçük bir ara... ...birazdan buradayız... Ee, ...hem Avrupa tarihini ister istemez... ...hem de bizim tarihimizdeki... ...o iktisadi hayatın... E, ...bir beçesini ...konuşmayı sürdüreceğiz. Evet, araya gitmeden önce... Merkantalizmin Avrupa'da e, tabiri caizse palazlanmaya geçişini hangi sebeple izah ediyordunuz? Bizde de e, Portekizlilerin yine ticaret yollarının e, kontrolünü ele geçirmek için yönelmesi. tabi devamında ben de Şah İsmail'i hatırlattım. Çünkü Mekke Medine'yi bile alırım diyor ve şöyle de Memluklar'da. Yavuz Sultan Selim Han tarafından öyle yıkılıyor galiba. Değil mi? Şimdi yani şunu konuşuyorduk. Avrupa dünyaya açılırken dünyaya açılmasındaki ilk en önemli dinamiklerden biri Osmanlıların İstanbul'u fethi dedik. Sonra bu Avrupa yavaş yavaş işte 1460'ta Gana'ya kadar geldi. 1492'de Ümit Burnu'nu dolaşıp Denize ulaştılar. Oradan Hint yarım kıtasına. Burada tabii Portekizler doğuya İspanyollar batıya Amerika'ya vardılar Amerikan altın ve gümüşlerini Avrupa'ya taşıdılar Bu ticaret yollarından Doğu ticaret yollarından Bir ticaret fazlası dediğimiz Kar elde ettiler ve Sermaye birikimi Olmaya başladı Avrupa'da Bir para arzı artışı İşte merkantil Düşünce dediğimiz Yani ülkede altın ve çok gümüşü bir biriktirme. Şey ha tabii bir de o zaman bugünkü para yok. Altın ve altın gümüşün var. Re, yani kağıt para yok henüz. Altın ve gümüşün Zaten ülke içinde herhalde. Ülke içinde toplanması. Bunun için ne kadar çok ihracat yaparsak ve ne kadar az ithalat yaparsak mamul maddelerde prensibi yani, bu. Evet, prensip bu. Yani mal ihraç etmek daha çok daha az mal ithal etmek ve altın ve gümüş bolluğunu sağlamak güçlü bir ordu. Bu ordu denizcilikte gemicilere karnizon vazifesini de görecek ve bu merkantilist düşünce tabi bol nüfus ve milli devlet dediğimiz yani devletin, ulus devletin. ekonomide ulus devletin inşa süreci. Şimdi 16. yüzyıl ee, Avrupa içinde, dünya içinde en uzun yüzyıllardan birisi. Bu sistemin establishment dediğimiz, ilk kurumsallaşmaya başladığı en önemli yüzyıl. 17. yüzyılda bunun kurumsal yapısının inşa edildiği, yani ilk faizli bankanın, ilk anonim şirketin, ilk borsanın, ilk sigortanın modern anlamda ve buna bağlı ilk Deniz ticaret hukukunun, uluslararası ticaret hukukunun ve bunun Hollanda merkezli olduğunu görüyoruz biz. Hollanda peşinden bu, de sömürge. Evet, ilk yani olacak. kapitalizmin merkez ülkesi Hollanda, 17. yüzyıl, sonra 18-19 İngiltere, 20. yüzyıl Amerika, yani bu modern kapitalist sistemin bu süreçte şimdi Osmanlı, yani Avrupa e, Tarihte modernitenin modern dünyanın inşa sürecinde işte önce Rönesans, sonra Reform, sonra Aydınlanma, Sanayi Devrimi ve biz hala şimdi o sürecin içinde bulunuyoruz. Yani son 5 15. Yıl, yüzyıldayız. Evet, daha 15. yüzyıldayız ama 15. yüzyılda bu İstanbul'un fethinden sonra Avrupa demek ki harekete geçiyor. Evet şimdi orta çağda Avrupa uzun bir dönem uykudaydı ve Dark Age dediğimiz şimdi yeni çok muazzam kitaplar yayınlıyor Avrupalılar, Amerikalılar kendileri yazıyor. Bu Dark Age dediğimiz dönem diyorlar. Yani karanlık. Orta Çağ karanlık, karanlık orta çağ, karanlık dönem Avrupa için böyle. İslam dünyası için onlar da kabul ediyor ki özellikle 7. asırdan itibaren 1400'lere kadar muazzam golden age diyorlar İslam dünyası için. Altın çağ. Altın çağlar. Yani onların en çok önemsediği tabii bu bizim işte Elkindi ile başlayan felsefi düşünce akımları, bilimsel üretim, matematik, astronomi ve benzeri alanlardaki gelişme ama biz bütün her alanda bunu görüyoruz. İktisadi alanda, eğitim alanında Üniversiteyi ilk Müslümanlar kurdu. Beytül Hikme, sonra Karaviyyun, sonra Anadolu'da Nizamül Mülk'ün kurduğu Nizamiye medreseleri. Oxford, Nizamiye Medresesi'nin prototipi üzerine. Yani önce Paris, Sorbon, daha doğrusu önce İtalya, Güney'de. Müslümanlar çünkü İspanya'ya ulaşmıştı oradan. E önce İtalyanlar, Bolonya'da, sonra Fransızlar, Sorbon, sonra İngilizler, Oxford'u kurdular. Nizamiye medreselerini, yani Müslümanların bu kolej sistemini esas alarak kurdular. Dolayısıyla bütün matematiği, felsefeyi, bilimi, o büyük e, ana temelleri Müslümanlardan aldılar. Hepimiz biliyoruz ki o kendi orijinal kaynaklarını, yani Müslümanlar, Aristo işte ikinci, Muallim-i Sani deriz Farabi'ye. Farabi, Kazali, Farabi, İbn Haldun, İbn Sina, bunlar batılı... E, üniversiteler için bu bugünkü en güçlü Batı'daki üniversiteler için en klasik temel ders kitapları olarak okutuldu. İbn Sina'nın eserleri tıpta, Gazali'nin, efendim Farabi'nin, İbn Haldun'un eserleri sosyal bilimlerde çok temel eserler oldu. Şimdi yani şunu anlatıyorum. Orta Çağ Batı için karanlıktı. O, Yeni o, o. çağa geçerken demek ki Müslümanların hem Endülüs üzerinden etkisi oldu hem de esas Osmanlıların etkisi oldu. Fakat bu Müslümanların şimdi the rise of the west, decline of the rest diye bir paradigma var. Sanki şöyle diyorlar bu Endülüs düşünce 1492'de Osmanlı da düşüşe geçti. Oysa Endülüs'ün bıraktığı yerden Osmanlı devam etti. 16. yüzyıl, 17, 18 Osmanlı sürekli o altın çağlarını iktisadi alanda, ilmi alanda, birçok alanda yaşadı. Bugün yeni tarih okumasına ihtiyaç var. Biz bütün bu belgelerden onu görüyoruz. Mesela para vakıflarına baktığımız zaten bu, zaman... Bu, bu bir kere şey vaziyeti gösteriyor. Bunların daha 2020 yılında çıktıysa çıkması bunlar zaten yani Osmanlı, vaziyeti gösteriyor. Belkıs Hanım, Osmanlı dünyada hakikaten başta kendi evlatları, torunları tarafından... En az bilinen bir gerçekliktir. Şimdi bu at, atıp tuttuğumuz Batı'da mesela işte mesela Onlar para bizden, vakıfları gibi bir şey olsa. Mesela Mandeville 1920 1900... yılını bekler mi? 1979 yılında para vakıfları ile ilgili ilk esaslı makaleyi Mandeville Hangi yazdı biliyor musunuz? 1979 yılında. Yani Batı'da Osmanlı araştırmaları bize göre çok daha ciddi, İleride. çok daha esaslı. Yani biz Osmanlı'yı kendimiz anlamamız gerekiyor ama modern dünyanın da anlaması gerekiyor. Neden? Çünkü anlat yani modern Avrupa'nın ortaya çıkışında bizim Halil İnalcık hocanın en temel teziydi bu. Modern Avrupa'nın ilk kapitalist merkez ülkeleri Hollanda, İngiltere'yi eğer Osmanlı kollamasaydı ki benim doktora tezim Osmanlı-Hollanda ekonomik ilişkileri üzerinedir. Bu konuyu tam çalıştım ben. Yani kapitülasyon politikasıyla Osmanlı bu kapitalizmin ilk merkez ülkelerini kollamasaydı kime karşı? Katoliklere karşı, Habsburglara karşı, bu Avrupa'daki diğer büyük güçlere. Çünkü onlar kendi aralarında muazzam bir rekabet hatta yüzyıllarca süren savaş içindeydiler. Ama Osmanlı o güçlü devlet hem Akdeniz ticaretine onları kabul etti. Tabi Osmanlı'nın burada birçok başka amaçları var. Ekonomik politik onlara girecek değilim. Ama Avrupa'nın, modern Avrupa'nın doğuşunda Endülüs'ün etkisi kadar bilimde, düşünce sisteminde hani İbni Rüşd geleneği esas bu bayrağı devralan Osmanlı altın çağlarını 16, 17, 18'de yaşadı. İslam medeniyeti gelişmeye devam etti. Kurumsal yapı gelişmeye devam etti kanuni ile beraber Osmanlı durağın döneme geçti tezi şu anda çok ciddi anlamda elimizdeki belgeler bulgulara göre sorgulanma ihtiyacı var. Osmanlı eğer bu yükselişi Hatta bir... Mehmet Genç 17. yüzyılında gerileme Yok. dönemi olduğu tezini işte tersine kesinlikle. Çevirdi. Yani Osmanlı'nın yani 19. yüzyılın ortalarına kadar çok ciddi bir fark yok Avrupa ile Osmanlı arasında. Tek tarımsal alanda sadece verimlilikte Osmanlıyı geçen Hollanda ve İngiltere oldu 19. yüzyılda birim başına üretimde. Diğer alanlarda ciddi bir fark yok. Büyük fark 19. yüzyılın ikinci yarısında fark ortaya çıkmaya başladı verimlilikte ve diğer alanlarda. O şimdi belki baksi diğer, biz isterseniz bu para vakıflarına evet. birazcık ağırlık verelim. Bir arayına. de Bugün... tabii öbür taraf orta çağdan çıkıyor ve daha iyi bir yere geçtiğini sanmakla birlikte o da tartışmalı. Tabii. Ondan sonra ortaya koyduğu düzen de. Yani kötü para iyi parayı kovar iktisat teorisinde onun karşısında durmak da o kadar kolay bir şey değil tabii. Şimdi 19, bu o 16. yüzyılda ortamı. Avrupa'da para bolluğu ortaya çıktı. Az önce anlattığım gibi bu merkantilist süreçte bu para arzı artınca Avrupa'da nispi bir yerde para bolluğu olursa orada sermayenin maliyeti düşer ve kredi mekanizması gelişmeye başlar. İlk modern banka bu dönemde ortaya çıktı. Bu döneme kadar dünyanın her yerinde faiz vardı. Tefeciler var. Fakat bunun adı tefecilikti. Eski Yunan'da da vardı, Roma'da da vardı, Orta Çağ'da da vardı, İslam dünyasında da vardı. Ama bunun adı tefecilik. Yani gayri hukuki ve gayri ahlaki ve bir şey. tefecilik de yani faiz ee, Hazreti İsa tarafından da. Yani bugünkü e, Hristiyanların Hazreti İsa'dan naklen demek ki bozulmamış faizi ayaklarının altına aldığını. Tabii, tabii. yani bütün söylüyorum. toplumlarda yasaktı. Gayri ahlaki ve gayri hukuki bir şeydi. Ama ilk defa 16. yüzyılda önce Güneyde İtalya'da 17. yüzyılda 1609'da Amsterdam'da ilk yasal olarak banka kuruldu. Yani hukuken de ahlaken toplum tarafından 17. yüzyıl 10 1609 ilk Amsterdam bankasıdır. Şimdi konumuz şu. İslam ekonomisi, Müslümanlar biraz önce oradan başlamıştık. Mal emanet. Bu dünyada biz geçiciyiz. Kendi kaynakları, emeği ve sermayesiyle ortaklık kurarlar, ürettiklerini paylaşırlar. Borç almazlar. Borca dayalı bir anlayışları yoktur. Büyüme anlayışı yoktur. Yani Müslümanlar borçsuz bir ekonomiyi öngörür. Kredi minimum bir olgudur İslam toplumunda. 16. yüzyılda merkantilist anlayışla Avrupa ki Osmanlı Avrupa'nın yarısı Osmanlı artık Avrupa'ya geçmiş 1354'ten beri Doğu Avrupa'yı Osmanlı yönetiyor. Osmanlı toprakları Doğu Avrupa sayılır. Osman ve Avrupa yükselişe geçiyor. Bu sermayecilik düzeni dediğimiz kapitalizm sistemini inşa ediyor. Bununla ilgili demek ki Osmanlı toplumunda da sermaye alanında bir şey yapması lazım. Peki bunu nasıl yapacak? Ya faizli bankayı kabul edecek, aynı sistemi taklit edecek ya da kendi değerler sistemine göre biraz önce söylediğimiz o anlayışa göre bu konu ile ilgili bir çözüm bulması lazım. İşte ki bizim bugün bütün İslam dünyasının en önemli meselelerinden birisi bu. Biz bugün Sabahattin Zahim Üniversitesi buraya gelmeden önce bir haftalık dördüncü İslam ümmetinin yönetim sorunları ile ilgili konferansı başlattık. Dördüncüsünü yapıyoruz. İslam dünyasının bugün en önemli meselesi biz kendi sorunlarımızı kendi düşünce sistemimize değerler sistemimize, dünya görüşümüze göre, ihtiyaçlarımıza göre, gerçekliğimize göre mi çözeceğiz? Yoksa birilerinin ürettiği çözümleri masa başında, batının bir yakasında, dünyanın öbürünü alıp onları buraya mı getireceğiz? O bilgiyi ilim, müminin yiğitidir. Doğuda, batıda nerede bulsa onu alır. Bunları alarak biz kendimiz özgür düşünce, fikri bağımsızlık ve özgüven içinde bütün bu birikime yaslanarak Kendimiz çözüm üretmemiz lazım. İşte Osmanlı aydını, Osmanlı uleması para vakıflarını bu ortamda bunun için çıkardı. Şimdi burada bütün ilahiyat çevreleri içinde son derece önemli bir konu var. Para vakıfları o zamana kadar caiz değildi. Caiz görünmüyordu. Ama 1423'te biz ilk belgeyi görüyoruz. Sonra Fatih İstanbul'da... Nasıl oluyor? Neden caiz değil? Ediyorum, neden caiz oluyor? Arz ediyorum. İstanbul'da Fatih daha sonra gençlerin et ihtiyacını karşılamak için para vakfı kendisi de kuruyor. Ve bu yaygınlaşıyor. 16. yüzyıla gelince ilk Şivizade Mehmet Efendi, Şeyhülislam'lıktan bunun için e, bu konuda dahi etkilidir. O diyor ki bu caiz değildir. Şeyhülislam en üstteki otorite. Ama o zamana kadar diğer ulema, başta Bali Efendi olmak üzere i̇bn Kemal kendisinden önce 1530'lardaki Şeyhülislam cevaz veriyor. Bu diyor caizdir. Ama o karşı çıkıyor ve bir gibi Mehmet Efendi, o bağımsız bir müderris, medresede yönetimde şey yok. Onlar caiz değildir diyor. Neden? Önce para vakfının kurulmasını tartışıyorlar. Birinci mesele bu. Paradan vakıf olur mu? Mobil olan ve kaybolmaya yüz tutan bir yer duramaz, sabit olması lazım. Vakıf durmak demek. Vakf. Yani vakıf prensibine göre. Aykırı yani. Vakıf biraz önce anlattım ya, duran varlık üzerinde. Yani bina veya bina, e, e, arazi üzerine bina edilebilir vakıf. Vakf edecek, duracak yani. Ama para mobil bir şey durağın değil kaybolur. Bunun vakfedilmesinin ne anlamı var? İşte onun için klasik fıkıh geleneği para vakfını hiç düşünmemiş. Ama Osmanlı dönemine gelince insanlar bir, birinci neden bu gayrimenkul vakfedebilmek için belli bir varlığa sahip olmak gerekiyor. Yani Balkanlardaki Müslümanlar bakıyorlar yani e, mesela Cami yeri lazım yer yok ama kişi vakfetmek istiyor o zaman elinde bir nakit var onu vakfetmek istiyor buna engel oluyorsunuz. Peki bunun örneğini örneklendirelim mesela diyelim ki e, bin lirası var adamın. O da küçük tasarruflar onu arz ediyorum ikinci olarak birincisi bir kere yer sorunu olabiliyor cami vakfedecek yer yok cami yapılmış o zaman vakfetmeyecek mi ne yapacak para iki... Küçük tasarruflar, büyük tasarruf sahibi cami yeri, okul yeri, medrese yeri, aşhane yeri alır vakfeder. Küçük tasarruf sahibi ne yapacak? O da amel defterini açıp tutacak işler yapmak istiyor. O da parasını vakfediyor. İşte Balkanlarda Bali Efendi bunu diyor. 1300'lerden 1600'lere kadar bütün Balkanlarda insanlar para vakfediyor zaten. Nereye vakfediyor? Nereye vakfediyor? Nasıl vakfediyor? Caminin temizliğini yapacak. İnsanın maaşını ben ödeyeceğim diyor mesela. Ne yapıyor mesela? Bin Cami altın bir, mı bırakıyor? E, diyor ki ben şu bin akçeyi vakfediyorum. Bu bin akçeyi siz e, iş insanlarına kullandırın, kredi olarak verin. Onlar da yüzde on diyelim bunun e, nemasını e, verdiği zaman ne ediyor? Yüzde onu yüz lira ediyor. Bu yüz lirayı caminin temizleni yapacak, caminin kandilini yakacak. Bu böyle başlıyor diyelim. Pardon orada netleştirmek istiyorum. Şimdi e, Ahmet Bey bin akçesini vakfetti. E, dedi ki bunu caminin e, ihtiyaçları için karşılayın. İmamın e, belli bir gecelerini ben karşılayayım. Yani temizliği için ben bu bin akçeyi bırakıyorum. Bununla ilgili işleri benim bin akçemle yapın. Sonra bu bin akçeyi kim alıyor? Şimdi bin Akçe ile vakıf kuruyor. Vak Vakf ediyor bu parayı. Kurdu, vakıf. O vakfı kurduğu zaman ona bir mütevelli tayin ediyor. Mütevelliye diyor ki sen benim bu paramı ebediyen işletebilirsin. Bunun yüzde onla sen kar ortaklığına az önce söyledim ya kar zarar ortaklığına ver bunu sen şeye ama ona... Murabaha yöntemini şimdi işleteceğiz orada. Yani burada Murabaha e, yöntemi de Yüzde onu getiremeye de bilir, değil mi? E, tabi o iş adamının şeyi iş adamına diyor ki sen yüzde on karı vakfa vereceksin, fazlası senin. Dolayısıyla iş adamı zarar bu, ederse, e, zarar ederse tabi zararını bu sefer vakıftan aldığı için vakfa vermesi bekleniyor. Yani bu vakfın iyi yönetimi burada kefil ve rehin alıyor vakıf. Şimdi o e, daha sonra sistem gelişince bütün vakfiyelerde şunu görüyoruz. Para vakfını kurduktan sonra diyor ki kefili meli yani sağlam bir kefil bulacaksın. İki gerekirse rehin alacaksın ve basiretli iş adamına vereceksin bu parayı. Yani paranın biz işte Bursa vakfiyelerini inceleyenler biz de Balkanları baktık. Filibe, Bosna, Üsküp vakfiyelerinde uzun dönemli, 100 yılı aşan, 200 yılı aşan vakti Ama şey, iki iyi yönetiliyor. Sormak var. istiyorum. Prensip olarak e, vakfiye parayı verdiğinde e, diyor ki X iş kişisine, adamına, işte bütün şeyleri yerine getirdi diyelim güç yani kefili buldu şeyi buldu adam en, becerikli ama dünya hali kaybetti adam. Tabii. Yani başarısı oldu iflas etti. Ne yapıyor o zaman? O da mümkün. Şimdi daha sonra tabii o para hani geriye dönmeyebilir. Yani illa ki böyle yüzde zaten. Hayır bizim... borcunu verir de bin lirayı mesela işte yüzde beşte onda kar verebilecek hiçbir parası yok. Böyle durumlar da var yani bu durumda ha, var. Yani, tabii... Tamam. İkincisi yani normal bankadan farkını da anlamaya çalışıyorum evet, yani paysis evet. sistemden. Ee, diyelim ki çok büyük bir e, bin akçe değil de bir milyon akçe bıraktı o tek başına gidebilir. Ama mahalleden birisi 500 akçe, öbürü bin akçe, 750 akçe. Bunlar her biri birer vakfiye mi kuruyor yoksa bir vakıf var gidip oraya mı bırakıyor? Yüz akçeye de vakıf var. Kendisi geliyor yüz evet. akçelik bir kadının önüne efendim ben yüz akçem var bu yüz akçeyle ben de şu hizmete katılmak istiyorum. Yani bu para vakfıyla bütün toplumu Osmanlı vakıf kurmaya vakıf ediyoruz Şunu sormak ya, istiyorum evet. hocam. Ee, yani sizin 100 liranız var, benim 50 liram var, öbürünün 45 lirası var. Ee, biz üçümüz mü aynı yere veriyoruz? Hayır, hayır, ayrı ayrı. Her birisi. birimiz ayrı. Her birisi ayrı ayrı vakfiye. Ayrı ayrı vakfiye kuruyor herkes. Hı. Kendi müstakil vakfiye kuruyor. İşte Balkanlarda bu şekilde başlıyor ve gelişiyor. E, ee, Efendi bunu söylüyor. Bu insanlar vakıf yapmak istiyor. Ve bu vakfı, yani herkes vakıf kurmak istiyor. Ama sizin söylediğiniz gayrimenkul alacak parası yok. Bina, dükkan alıp onu vakfedecek hali yok. O zaman benim de, ben bununla bu kadar benim imkanım var. Hani Hazreti Peygamber'in işte savaş dönemindeki e, vakf, yani onlar da vakfediyorlar ya. E, Ebu Ekil el Ensari bir avuç hurma getiriyor. Diyor ki ya Resulallah yarısını bağışlıyorum veriyorum yarısını evdeki çocuklara götüreceğim. Bunun gibi yani. Dolayısıyla bu ruh işte Osmanlı insanının bu vakıf kültürü anlayışı. Şimdi bununla kurulmaya başlıyor, yaygınlaşıyor ve bir sürü hizmet, başta mescitler, medreseler, ilk Sibyan mekteplerinden orta mekteplere, liselere kadar oradaki eğitim kurumları olmak üzere birçok vakfiye kuruyor ve yaygınlaşıyor. İşte sonra Çivizade Mehmet Efendi diyor ki bu Hanefi fıkhına göre caiz değildir. Ona İbn Kemal ilk önce bir risale yazıyor. İbn Kemal'in yazdığı risalede diyor ki Hanefi fıkında eğer bir şey örf haline gelmişse İmam-ı Azama göre evet kurulamaz ama İmam Muhammed Şeybani ve İmam Ebu Yusuf biz bunlara İmameyn diyoruz. İki imama göre genelde fetvalar oluşuyor. Eğer bir şey örf haline gelmişse istihsan maslaha maslahat dediğimiz yani insanların yararına bir şey, bir örf halini almışsa o caizdir. Ve Bali Efendi bunu bütün detaylarıyla sultana kadar ulaştırıyor. E, ama tabi iş çok ciddi olarak tabi Osmanlılar'da bir hukuk devleti, kanuni e, adı üstünde kanuni yani sultan o. Şey, e, Çivizade Şeyhülislam'ına hak veriyor. Ve para vakıflarını yasaklıyor bir dönem. Yasaklanıyor para vakıfları. Sonra bu Suud Efendi çok daha kapsamlı, çok daha esaslı bir risale yazıyor ve bunun cevazına hükmediyor. Tabi bu sefer bir gibi Mehmet Efendi, tamam para vakfının hani kurulması ile ilgili şeyi açtık, işletilmesi ile ilgili önemli sorunlar var diyor. İşte burada işletilme usullerinde beyül iğne, iğneli satış dediğimiz bizim muamele-i şer'iye ee, e, ve Bey Bilistigal gibi bu yönteme bu sefer takılıyor. Biz ona murabaha yöntemi dediğimiz bu modern e, katılım bankacılığının özü murabaha yöntemine ne şey yapıyor e, itiraz ediyor ama orada bizim tabi ulemanın burada ki işte adına göre onlar da evet mahsurları olabilir ama maslahatı faydası çok daha fazla ve tabii yani bunun alternatifi faizli banka. Böylece Osmanlı bu modern kapitalizmin kurumsallaşması karşısında 500 yıldan fazla, 500 yıldan fazla bu para vakıflarını kurup geliştirerek kendi değerler sistemine uygun bir yani hem eğitimi finanse ediyor, hem dini müesseseleri dini hizmeti, sosyal hayatı hem de ekonomik hayatı belki. Tabii yani bu iş adamlarının finansman ihtiyacını herkes istemiyor ama kim istiyorsa onlara finansman ihtiyacını kendi değerler sistemine göre te temin ediyor bundan daha önemlisi iki konunun da altını özellikle çizmemiz Aynen. lazım yüzde on ortalama bir ee, rip oranı diyor yani kar oranı buna biz hani borç verme oranı diyoruz rip rip oranı diye bütün bu oranların hepsinin burada biz analizini yaptık. Yani bu uzun dönemde her 100 yıla ilişkin e, yani hem e, grafiklerle çıkardık bunları. Yani yüzde 15 de var ama nadir. Yüzde 20 çok çok nadir. Genel olarak yüzde 10. Bu ne demek? Bu şu demek. Yüzde kredi piyasasında Uzun dönemde bir istikrar Bir nevi sabit gibi. Evet, yani kredi piyasasında, finans piyasasında uzun dönemli istikrar. İki sosyal güvenlik meselesi. Kredi demiyorlar, ne diyorlar? Ee, yani murabaha kredisi aslında ha. bunun. Tabi borç. Daha yani doğrusu kredi de değil murabaha. Murabaha kredisi yani bugünkü katılım bankalarının kullandığı şey. İkinci olarak tabi bu uzun vadede. Ee, şu da çok önemli. Çok önemli bir sermaye birikimi de oluşturuyor bu. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela İstanbul'da 16. yüzyılda 13,5 milyon akçeye yakın bir para vakfı sermayesi oluşuyor. Sadece İstanbul'da. 13,5 13, ,5. 13 ,5 milyon. Bunun neması, murab, diyelim, karı yani. ...yüzde 10'unu aldığınız zaman 1 milyon 300 bin akçe ediyor. Bununla görülen hizmetler. Bursa'ya bakıyoruz 16. yüzyılda 3.5. Neler yapılmış 5. görülen hizmet. Yani işte biraz önce söyledim. Başta dini hizmetler olmak üzere, eğitim hizmetleri. Ama İstanbul, Bursa, Selanik, Bosna, Üsküp bu gibi yerler de ticaret merkezleri. İş Aynı zamanda. insanlarının tabii kredi ihtiyacını karşıladığı zaman... Bu insanlar üretim yapıyor. Üretim ve istihdam sağlıyor. Ekonomide İbadullah'ın terfi ahvaline katkı sağlıyor. Bu arada gayrimüslimler istifade ediyor mu bundan? Gayrimüslimlerden de borç alanlar. Yani bu nevi... E... Tabii, tabii. Onlardan da bu mekanizmayı kullananlar var. Önemli olan basiretli tüccar olması. E, kefil ve rehin o garanti e, alındıktan sonra mütevelli bakar, ölçer ve verebilir onlara. Ama ekseriyetle Tabi Müslümanlar, Müslümanlar. Onlar tepecilikte yapabiliyorlar mı? Kayı Müslümanlar tefecilik yapıyorlar tabi. Yani onlarda şey yaygın yani faiz kullanılan bir şey. Mesela Bosna'da, Bosna'da 16. yüzyılda burada size e, bu tablolardan enteresan şeyler e, belirtmek isterim. Mesela Bosna'daki e, miktar 20 küsür milyon. Bosna Hersek'te 24 milyon 603 bin akçe kadar. Düşünebiliyor musunuz? 16. yüzyılda, 1 yüzyılda. Ondan sonra sadece Tekirdağ'da, Tekirdağ bölgesindeki sermaye miktarı 1 milyon 926 bin akçe. Sadece Tekirdağ'da, 16. yüzyılda, 1 yüzyılda. Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Romanya toplam bunlarda da 11 milyon 286 bin akçe. Bunlar hep o bölge için geçerli. O bölge. Tabii. Yani, bunu... yani mesela Bosna'da kurulan bir vakıfın şeyi diyelim para vakfı İstanbul'da Sadece o bölge için. Ha, İstanbul'dan İstanbul bir adam gelip de orada oradan dedi. alıp yok, yok. gidemiyor. Sadece Dolayısıyla doğru. merkezi bir şey değil çünkü Osmanlı devleti. Tabi toplamda yerel. da bir e... muazzam bir sermaye. Burada... Ama ona bakıyor mu devlet şu kadar? Yok, şöyle i̇şte yani demek istediğim o tabii vakfı, eyalet vakfın denetimi var. Yani vakfın denetimi var Osmanlı'da. Yani yerel işte yönetim başta kadı olmak üzere. Vakfiyeler üzerinde bütün bu ama en önemli denetim Daimli kendi denetim iç yönetimleri mütevelliler eliyle takip edilen yani bu emanet Allah adına vakfediyor insanlar ve o takip ediliyor. Ve sadece o bölge veyahut o şehir için. O geçerli. Bölge. Tabii Osmanlı'nın zaten ana anlayışı bu biliyorsunuz Adem'i merkeziyetçi bir sistem ee, siyasal alanda siyasette merkezi otorite ama iktisadi alanda ilmi anlamda. Sosyal alanda, sivil toplum alanında Adem'i merkeziyetçi. Öncelikle o yerel bölgedeki ihtiyaçlar için o vakıflar kuruluyor. Zaten bu vakfiyeler kurulurken işte e, İsa Bey Vakfı, Efendim Hüsrev Bey Vakfı'nın e, camisi, medresesi, aşhanesi, işte oradaki müderrislerin maaşları, talebelerin bursları, bütün ne kadar para vakfediyor o paradan ne kadar yüzde onla işletildiği zaman ne kadar e, rip oranı ne kadar kar gelecek o nema ile o kardan bütün bu masraflar karşılayacak dolayısıyla tanımlı ama bunu ebedileştiriyor yani bu yıllar boyu devam ediyor işte hala Bosna çarşısına gittiğiniz zaman o dükkanlar merkez dükkanlar ki işte bu İslam medeniyetinin ve Osmanlı'nın vakıf dediğimiz o anlayışta biraz önce kira geliri dedik binalardan rant diyoruz ya biz buna Marksistlerin işte en sevmediği şey Osmanlı'nın bu rantı bütün topluma yaymak için o vakıfları yaygınlaştırdığını da görüyoruz dolayısıyla vakıf mentalitesi vakıf anlayışının iktisadi sistemde sosyal sistemde yaygınlaştığı toplumda rant belli ellerde kapitalist sistemdeki gibi belli zenginlerin elinde toplanmaz. Bütün topluma yayılır. O zaman yayılır. gözümüzle canlandıralım. Şimdi adam gidiyor bankadan mesela diyelim ki bin lira alıyor. Bin liraya 20 lira şey 200 lira faiz ödüyor. Bankadan mı banka... faiz şey vakıftan mı diyordunuz? Yok yok bankadan. Bugünkü, Bugünkü banka. sistemde evet, evet. 200 lira da faiz ödüyor diyelim işte bir yılın sonunda evet. basit yapalım. Bin liraya <laughs> 1200 lira 1200 lirayı da yılın sonunda ödedi. Banka ne yapıyor? 1200 lirası oluyor. Değil mi? Evet. Bundan belki işte Türkiye Eğitim Vakfı'na falan belki bir öğrenciye bir tane şey gönderiyordur. Evet, yani şimdi, arada sosyal faaliyet. Evet. Ama burada bir tümüyle, kere bir kural var. Tümüyle nereye tahsis edildiyse o bütün toplumun hizmetine, sosyal yapının, ibadullahın terfi ahvali. Yani yani bir kere bin lira burada sadaka-i cariye zaten. Her seferinde işletilirken geri dönen bir şey olması. Her yıl. Her yıl. Yıllık olarak onun yüzde Bu gelen de yine şeye kullanılıyor. Tümüyle vakfa kullanılıyor. Evet. Yani sadaka-i cariyenin devamı tabi. Tabi. için. Tabi. Peki Mehmet Bey bugün para vakıflarının ee, yaşaması mümkün müdür? Tabii ki. Sistemde? Bugün Malezya ve Endonezya'da yaygın bunlar. Öyle Türkiye'de mi? maalesef hala tabi para vakfı şu anda kurmak mümkün değil ve bu sistemi işletmek mümkün değil. Ama bizim yani yaşamaz mı? Yaşamaz olur mu? Bu öneri biz bunu öneriyoruz şiddetle. Bu ne anlama geliyor? Bugün İslam ekonomisi, İslami finans enstrümanları, biraz önce söylediğimiz o paylaşım kültürü, yani insanların bu bütün herkesin e, eğer bugünümüzde kredi yaygın bir kurumsa ve kredi bir realite ise para vakıfları bu İslam ekonomisinde, İslami finans anlayışında en uygun enstrümanlardan bir Peki, tanesi. Peki o zaman Zaten şöyle sorayım. Ki adam iş adamı değil ev alacak. Evet. Ee, ev içinde bin liraya ihtiyacı var. Geldi para vakfına. Bin liraya isteyebilir mi? Şimdi bugün için. bunu tabii tasarruf yapıları biliyorsunuz tasarruf. Ben şimdi oradan bir de şeye işaret edeyim. Yani bu, yoksa para vakıfları sadece iş yapmak üzere mi? E, şöyle, inşa şimdi edilmiştir. para vakfının özü bir müessese var. O müessesenin hizmetinin devamı. Bir mescit var. Esas şeyi hedefi bu. Özü bu. bu. Yani özü. bir medrese var, tamam. bir eğitim müessesesi var. O hizmetin devamı. Yani bu kullanacak parayı, ve istifade edecek kişi o paradan. Bunu sadece iş için mi kullanabilir? Şöyle düşünelim, bakın şöyle. Sizin bir varlığınız var, bir okul kurdunuz. O okulu binasını yaptınız. Sonra buna bir para koydunuz. Bu para, bu usullere göre işletilip, bunun karından bu okulun öğretmenlerinin maaşı edensin. Bazı fakir talebelere burs verilsin diye bir sistem kurarsanız. Bacaları temizlensin. Mesela yani bütün bununla ilgili ama burada işletilme usulleriyle ilgili o İslami prensiplere bütün sistemi düşünün. Osmanlı'nın bütün 1856'da ilk bankaya, faizli bankaya müsaade etmiş Osmanlı Bankası. O zamana kadar faizli banka yok. Bu sistemle kapitalizme direnmiş iki... Yani bu finansal sistem, faizsiz sistemi 500 yıl devam ettirmiş. İki, merkezi rantı, biraz önce onu söylemeye çalışıyordum, az yarıda kaldı. Bütün merkez çarşılarda en büyük rant nerede olur? Şehrin merkezinde. Şehrin merkezindeki bütün binalar, bütün dükkanlar baktığınız zaman özel mülk değil, Bakın. nedir? Vakıf. Vakıf olunca bütün topluma orantı yayıyor. Belli ellerde toplanmasına mani oluyor. Yani ne devletleştiriyor sosyalizm gibi, ne kapitalizm gibi belli ellerde sermayenin. Peki o zaman e, tasavvur edelim mesela Karadeniz bölgesinde diyelim ki biz mesela öyle geniş bir bölgede mi kuruluyor yoksa Para sadece vakfı. Giresun'da mı? Para vakfı bütün her yerde, bütün Hayır, şehirlerde. Hayır şimdi bu bakınca Bosna, Edirne falan Her yerde değil mi biz için? şimdi Orada mesela tabii bütün... Yani koca bir bölgeyi değil de mesela daha küçük alanlar için mi geçerli? Şehirlerde tabii, bütün evet. şehirlerde var. Trovnik'te de Vakviye var, Saraybosna'da da Vakıf dediğin zaten şehrin imarı, hatta sizin söylediğiniz o sosyal refahı Artırmaya... sağlamak da şehirle alakalı tabii, bir şey. Tabii, tabii. Doğru. Dolayısıyla şehrin... İbadullah'ın terfi ahvalini. Maddi, manevi kalkınmasını sağlamak şehrin evet. bütün şehirlerde daha çok esas... Peki kurduk diyelim ki mesela Giresun'da. Giresun'da bir para vakfı kuruldu. Hı hı. Bir tane değil tabii birkaç yani bir sürü kuruluyor herhalde. Bir e, endeksli tabii. Bir müessesenin Evet, e, onu evet. demek istiyorum. İşte diyelim ki Giresun'da X okulunun e, ihtiyaçları için evet. bir vakfiye ile bıraktı hı hı. birisi. İşte parayı da bıraktı. Bir de yönetim Vakfetti, kurulu adadı. Evet. evet. Sonra geldi buradan Giresun'lu birisi, bir iş adamı. İşte 1 milyon lira aldı. Misal. Nasıl sağlayacak bu on mu, 5 mi, 15 mi? Bu iş Neye adamı, göre belirleyecek? Bu iş adamı. A, i̇ş adamı değil. Vakıf nasıl belirleyecek o oranı? Yani e, o vakfiyede yazıyor. yüzde onla bunu vereceksin. iş adamı alacak o parayı. iş hayatında kullanacak, kar edecek, ne yapacak? Üretim yapacak, fındık ticareti yapacak diyelim. Ev yapacak, ne yapacaksa, oradan ettiği yüzde 15-20 karın yüzde onundan fazlası kendisinin yüzde on karı okula verecek ana parasıyla beraber. Yani faizsiz bir sistem, kar zarar ortaklığı, karı zararı paylaşacak. Yani. Ama böyle, şimdi tabii siz şimdi işin başında 3-4 ayaklı bir sistemden bahsettiniz ve sistem ne kadar sistem iyi olursa, sistem, olursa bütün... dediniz e, olursa olsun insan nın da öyle olması gerekiyor tabii. ama mesela onun örneklerini görebiliyoruz. İşte insanlar kar zarar ortaklığına gidiyor. Sonra zarar olursa kıyamet kopartıyor. Yani zar zarar da o olabilir ama bu tabii şeyde şimdi ee, vakıf yani şimdi yani bu modern zamanın insanını da e, garantili değil mi? Garantici. Bu sistemle e, intibakını sağlamak için ...insanın da yanında epey bir Bizim ee, Sabahattin Zaim hocanın eğitim geçirmesi gerekiyor. Sabahattin Zaim hocanın en önemli önceliği İslam ekonomisinde o İslam insanını homo ekonomikus yerine o homo İslamikus. Farkını diyordu. konuşmadık tabi. E, yani homo biri, etikus evet, insan, biri homo ekonomikus. Yani homo ekonomikus insan tipinin olduğu yerde İslam ekonomisini hayata geçirmek kolay değil. Homo etikus dediğimiz ahlaklı insan. Yani o güzel insan olacak ki. Ya da insan. İnsan olacak o fıtrata evet. bağlı. Yani beşerden insana geçmiş olacak o. Evet. ekonomik yani beşer bir şey. Sadece sür. Kendi, doğru koymuşlar. Kendi çıkarını peşinde koşan, sürekli hep bana hep bana diyen insan yerine daha paylaşımı esas alan, diğergem, özverili ve altruist insan tipi tabi bu Osmanlı medeniyetinin en önemli aktörü bu batıda Burjuva'nın karşısında biz Osmanlı'da bu altruist insan tipini görüyoruz. Tabi şimdi para vakıfları deyince şu da canlanmasın gözümüzde değil mi? Bir sermaye birikim yeri değil para vakıfları. Sermaye birikim yeri değil ama ben az önce anlattım. Sermaye birikiyor ve ne oluyor sonra bu para? Yani Bin... hedefin o değil. Tabi hedef o değil. Hedef biraz önce anlattık. Yani Müslümanlar. O işin sürmesi. Müslümanlar Borçla iş yapmazlar, borçlanarak iş yapmazlar. Ama merkantilizm, ticari kapitalizm Batı'da yükselişe geçip bütün bu süreçler yaşanınca siz de etkileniyorsunuz. Beşim Bir dünya bugün uluslararası ticarete dahilsiniz. Ne yapacaksınız? Evet, he, işte tam bu. Dolayısıyla siz bunun içinde kendi değerler sisteminize göre, inancınıza göre önceliklerinize göre, ama kendi insanınızı merkeze alarak. O insanı merkeze alarak bir sistem üretiyorsunuz. para Bu da onlardan bu. biri. Peki bugünkü faizsiz bankacılıkla e, para vakıfları tamamen ayrı şeyler değil mi? Şöyle modern bu katılım bankalarının murabaha sistemi dediğimiz sistemin özü bu para vakıfları işte. Murabaha tam siz o murabaha sistemini sormuştunuz ya. Yani bugün bu katılım bankaları ne yapıyor? Siz gidip diyorsunuz ki ben bir ev alacağım. Onlar da size diyorlar ki tamam biz bu evi alalım. Onlar alıyor evi ve size satıyorlar. Oraya bir kar koyuyorlar. O kara biz rip diyoruz işte. Belgelerde rip diye geçiyor. Murabaha sistemi. Yani siz 100 liralık evi 120 liraya kime ödüyorsunuz? Bankaya ödüyorsunuz. Banka size alıp satıyor. Hangi banka? Katılım bankası. Şimdi tabii diğer bankadan da gidip aynı oranda aynı fiyata alabilirsiniz. Ama ikisi aynı şey değil. Öbür banka doğrudan size faiz charge ediyor. Bu bankanın ki ise işlem aynı görünmesine rağmen aynı değil. O farkı lütfen izah edin. Edeyim. Bir de onun yanında bir soru daha sorayım yani ikisini evet. birlikte. Şimdi, Şimdi bankacılık dediğimiz şey bugün yani dünyada baktığımızda ee, Onlar size para her veriyor. Her türlü yatırım alanı var. Yani topladığı parayı, sermayeyi neyse istediği yerde kullanıyor. Hatta işte zehirli kağıtlar deniyor mesela. Tabi ee, daha da Tabii. korkunç yerler. Türev Evet. Tiyazlar. Ama bu mesela katılım bankası tutup silah. Ee, Tabii ticareti belli. yapabilir mi? Yani yani evet. nere, nerelerde evet. sınırlanmıştır? Şimdi öncelikle bir, bir kere şey helal olması lazım. Bir de orada belki yani şey gerçi daha 8 dakikamız var ama bu a 5 dakikamız. Bir de bugün üretimle e, finansal araçlar arasında bir uçurum var. Aynen. Yani Aynen. Tabii. Dünyadaki parayla üretim arasında herhalde Korkunç ee, bir kata uçurum kata var. çıkmış. Evet. Real alanla parasal alan yani 80 trilyon GDP dünya GDP'si 250 trilyon borç. Gerçek dışı. Bir de onun 800. Adamlar yani Amerika'nın sattığı fonları hadi biz veriyoruz paramızı alalım dese öyle bir Tabii. para yok. O, onun karşılığı yok. Yani finans piyasası, para piyasası, reel piyasanın 10 katı Hı. kadar karşılığı. Bu Oysa birebir eşit olması lazım. Evet. Burada yani İslami bankacılıkta faizsiz bankacılığın özü bir kere siz kimseye para veremezsiniz. Ne veriyorsunuz siz? Mal alıyorsunuz. Üretim yapan insana malı alıp satıyorsunuz. Diğer banka ise çok önemli bir fark bu. Siz diğer bankaya gidiyorsunuz o size para veriyor. Size diyor ki faiz şey budur. E, bu faiz oranı yüzde on, yüzde yirmi neyse bunu bana şu kadar parayı ödeyin ne yaparsanız yapın. Ama İslam Banka size diyor ki siz ne alacaksınız ev alacağım. Ben o evi alıp size karlı satarım diyor siz bana taksitli karla satıyorsunuz veya başka bir hizmet neyse yani bir iş üretmeniz lazım Rele Re endeksli para vakıflarında da aynı şekilde hmm. yani zaten işin özü o ve murabaha dediğiniz yani normal bankada her şey para üzerinden oluyor burada daima bir gerçek varlık üzerinde tabii varlık üzerinde yani İslami bankacılığın özü varlık üzerine size anca destek verebilir biz hani buna kredi diyoruz bugün ama aslında o size murabaha dediğimiz murabaha Neden kredisi. Neden kullanıyor kredi? Kredi kelimesi kullanılıyor mu? Murabaha kredisi Katılım diye. Katılım bankasında. Murabaha kredisi çünkü artık... Murabaha dese yetmiyor mu? Murabaha kredisi deniyor. Yani çünkü artık yaygın olarak insanlar bütün bu kavramları ortak kullanıyorlar. Ama aslında daha büyük ihmal edilen bir alan var bu. Yani Katılım. terminolojisini de geliştirebilirler. Tabii. Katılım bankaları yüzde 97 oranında murabaha fakat daha çok beklenen e, İslam ekonomisinin özünde reeli finanse ederken, biraz önce konuştuk ya mudarabe kredisi vermeleri lazım. Yani ben bir iş yapacağım, e, emeğimi koyacağım ortaya, siz de şu sermayesini koyun. O, o biraz e, şu anda az veriliyor bu kredi. Yani katılım bankaları da riske pek girmiyor. Oysa İslam ekonomisinin özü ve dünyadaki bütün bu kapitalizmin şu anda çıkardığı ve ürettiği büyük krizlerin esas çözümü budur. Yani emek sermaye ortaklığı. Riskin bu şekilde birlikte paylaşılması. Parası olan koyacak. Yani biliyorsunuz İslam'a göre parayı yastık altında tutmak da caiz değil. Emanet her şey. Bütün mal mülk emanet. Onu üretime dahil etmek lazım. Ya üretime dahil edeceksin kar zarar ortaklığına ya da vakfedeceksin. Yani yastık altında tutup yağanlardan olmayacaksınız. Hani homo ekonomikus insan tipi değil İslam'ın istediği. Dolayısıyla tabi bu müesseseler en çok bu kar zarar ortaklığına dayalı finansman sağlaması gerekiyor. Murabaha da bir yöntem. O daha az olması gerekirken bu Esas o alanda daha çok fazla e, murabaha kredisi veriliyor. Zaten ama Zaten yeni yeni varlık gösteriyor. Evet ve o da şeyden farklı ama İslami bankacılıkta sadece murabaha, sadece mudarabe, sadece muşareke yok. Bunun dışında günümüzde sukuk uygulamaları. Evet. Bunun dışında tabi İslam ekonomisi deyince sadece bankacılıktan da ibaret değil. Vakıf çalışmaları yani vakıfların zekat müessesesi, sosyal dayanışma sandıkları yardımlaşma işte Osmanlı'daki eytam sandıklarının memleket sandıkları işte menafi sandıkları bütün esnaf teşkilatlarının sandıkları yardımlaşma dayanışma sandıkları var. Orada zora düşen bir esnafa karzı hasen veriyorlar. Faizsiz kredi. Yani güzel kredi. Karzı hasen güzel borç demek. Çok güzel. Yani karşılıksız, faizsiz. Para vakıflarında da var o. Para vakıflarında da var. Yani ve para vakıfları aslında bütün bu sandıkların da ana merkezi sayılıyor. Yani bu ruh, para vakfı ruhu eytam sandıklarına uzanıyor. Avarız sandıklarına uzanıyor. Menafi sandıkları, memleket sandıkları, esnaf sandıkları. Yani bütün iktisadi aktörlerin yardımlaşma ve dayanışma, hayırda yardımlaşa teavün ve tearuf dediğimiz iyilikte, güzellikte yardımlaşma ve dayanışma. İbadullah'ın terfi ahvali ile ilgili bir niyet, niyet hayır akibet hayır. hayır Bütün toplum sirayet ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bulut. Evet, bu ülkede bu akşam Osmanlı'da Rumeli para vakıflarını konuştuk ama bir taraftan da hem batıdaki e, bugünkü kapitalizmin ortaya çıkışı ve ilerleyişi Bizde de buna cevaben, cevaben de değil aslında kendi varlığını sürdürmek için ortaya koyduğu sistemi ve iktisadi iklimi konuştuk. Bu arada tekrar kitabı göstermek istiyorum. Evet Mehmet Bulutla Sabahattin Zahim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Bulutla Osmanlı Dönemi Rumeli Para vakıfları 12 cilt. E, hocamızın önünde de diğer ciltlerini görüyoruz. E, i̇nşallah istifade edilir. Haftaya görüşmek üzere.